47 milyon liralık yatırım yapıldı. Meyvecilikte büyümenin önü açıldı. Bölge ve ülke ekonomisinde tarımsal ürünleri işleyecek tesisler kazandırmayı büyüme stratejisinin merkezine oturtan Konya Şeker, şimdi de Torosların merkezine kurduğu meyve suyu, sirke ve pekmez üretim tesisinde üretime başladı. Gıda sektöründe hızla büyüyen ve raflardaki ürün portföyünü Tork markasıyla her geçen gün genişleten Konya Şeker, Konya ve Karaman'ın Bozkır, Güney Sınır, Hadim, Taşkent, Yalıhüyük, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ve Ahırlı ilçeleriyle bu bölgede bulunan bütün kasaba, köy ve mahallelerin ürettikleri üzüm, elma gibi ürünlerin işleneceği ve geçtiğimiz haftalarda deneme üretimlerini tamamlayan meyve suyu, sirke ve pekmez üretim tesisinde bölge üreticisinden üzüm alımını yaparak üretime başladı. 47 milyon liralık yatırım bütçesiyle tamamlanan ve Toros Tarım Merkezi'ne kurulan Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi 106 bin metrekarelik açık ve 20 bin metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Tesis kurulduğu bölgenin yanı sıra Konya'nın dört bir tarafında meyvecilikteki gelişim ve büyümeye paralel üretim kapasitesini ve nihai ürünle ürün işleme çeşitliliğini artırabilecek. 12 yıl boyunca Çumra Şeker Fabrikası hariç tamamladığı hiçbir tesise açılış töreni gerçekleştirmeyen Konya Şeker, Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesislerinde de bu geleneğini sürdürdü. Biz nam olsun, şan olsun diye yatırım yapmıyoruz. Biz her temele, her tesise tören yapsak, her ay bir tören yapmamız lazım. Bizim için en büyük tören, üreticinin fabrikaya, fabrikalara ürünü teslim ettiği gündür. Hiçbir alkış, hiçbir nümayiş, hiçbir tören, üreticinin yüzündeki tebessüm, yaşadığı heyecan kadar kıymetli değildir diyen Panko Birlik Genel Başkanı Recep Konuk, biz yaptığımız fabrikaları hayır duasıyla açar, gönülden gönüle kurduğumuz köprüyle töreni gönüllerde yaparız ifadesine kullandı. Tesise üzüm teslimine çiftçilerle birlikte gelen Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün ve Hadim Belediye Başkanı Ahmet Ademioğlu'yla Gaziler Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Öveç de tesisi gezdi. Torku'ya, Torku nezdinde Sayın Başkanımız, Sayın Vekilimiz bizim bölgemizi düşünerek bu büyük yatırımı kazandıran Sayın Recep Konuk Başkanımıza ve Torku camiasına özellikle teşekkür ediyorum. Bizim bölgemizde yıllarca konuşulan, yapılması gereken, düşünülmesi gereken bir tesis idi. Bunu da Torku ve Recep Konuk Başkanımız bizim bölgemizi, Konya'nın zor coğrafyasının olduğu Hadim, Bozkır, Taşkent, Güney Sınır yörelerini düşünerek bu tesisi bölgeye kazandırdı. Sarıoğlan gerçekten iyi düşünülmüş bir yer. Cidden mutluyum. Mutluluktan da açıkçası uçuyorum. Ve bunu bir yerinde birlikte tespit etmek de bir ayrı güzellikti. Bundan sonraki süreçte inşallah daha güzel şeyler olacak. Daha iyi imkanlarla hemşerilerimiz donatılacak. Bu fabrika buraya kuruldu. Bu fabrika burada boşuna kurulmadı sonuçta. Bu insanlara hizmet vermek için kuruldu. Bölgeye hizmet etmek için kuruldu. Bölgedeki çiftçi arkadaşlarımız, çiftçi kardeşlerimizin özellikle emeklerinin daha iyi sonuca ulaşması doğrultusunda kuruldu. Dediğimiz gibi bundan sonra buraya sahip çıkmak bize düşüyor. Aladağ veya Hadim çiftçisi olarak eskiden beri bağcılık yapılmakta ama zamanla pazar sorunları, sıkıntılar olduğu için bağcılık hemen hemen alt safhalara geldi. Birçok yerde bırakıldı. Bu konuda bölgenin bu fabrikayla Torku'yla beraber canlanacağına, bağ üretim yerlerinin artacağına, ürünlerin çoğalacağına İnanıyoruz. Hadim Belediye Başkanı Ahmet Ademioğlu, Torku üretimi pekmezin doğallığına da garanti verdi. Gerçek Aradağ pekmezi ya Torku'da olacak ya da üreticinin elinde. Piyasada her tarafta, ayakta, pazarda satılan birçok pekmezin sahte pekmez olduğu uyarısında da bulunuyor. Yaklaşık 100 kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlayan Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinin üretime başlaması vesilesiyle meclis çalışmaları nedeniyle Ankara'da bulunan ve yaptığı açıklamayla kısa bir değerlendirmede bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, biz fabrikasını kurunca Konya'daki ayçiçeği üretimi 6 kat arttı. Benzer şey hayvancılıkta ve süt üretiminde oldu, mısırda oldu. Bu tesiste meyveciliğe lokomotiflik yapsın diye kuruldu. Yani Konya'nın dağları da, bağları da, bahçeleri de daha çok üretsin, ürettiğinden daha çok kazansın, çiftçi gelirine bir hane daha eklensin diye kuruldu. Üreticinin 3 tane iş yeri var.
biri tarla, ikincisi mera veya ahır, üçüncüsü bağ ve bahçe. Biz ikisinin önüne Konya Şeker Lokomotifini koymuştuk, üçüncüye de yani bağ bahçeye de bu yatırımla el uzattık, meyveciliği hızlı çeksin, büyütsün diye meyveciliğin önüne de lokomotif koyduk ifadelerini kullandı. Tarımsal üretimin önemi artıyor, firmalar teknolojik yatırımlarını yeniden şekillendiriyor. Örneğin traktör. Türkiye'nin en büyük traktörleri bugün...